Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun, nasılsınız? Sağ olun. Merhaba. Özellikle kuracağız olanlardan. Kuracağız, en azından başlayacağız bir yerlerden. Seneye bir bölüm, sonra bir bölüm. Ben OBS'e zaten yeni akıllı kent bizim projelerimizde de var zaten. Ne haber? Nasılsın? Merhaba demedik size. Nasılsınız? Sana dedik mi? Demedik değil mi? Ne haber güzel? Şehir Bostanları projemiz olacak. Tamamdır başkanım. Güler Hanımlarla beraber. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Yine yapalım, dolaşıyoruz başkanım. Gezip duruyoruz. Var mı bir isteğiniz güzel? Sağ olun, sağlığınız. Tamam. Merhabalar başkanım. Nasıl takip edebilirsiniz? Kuruyor ediyorum, çok iyiyim. Sağ olun, iyisiniz. Ben onu gördüm. Gördün? İyiyim. Hoş duruyoruz, uğraşıyoruz. Nasıl işler? Yok. Sonuçta ruhsat yani. Serbest ticaret. Adam diyor ki ben kendimizi yapacağım. Biz diyoruz ki kardeşim sen uygun yap. O zaman da Meryem'in sesi işte. İyiyim siz. Merhaba. Konuşuyoruz. Merhaba. Sağ olun siz. Sağ olun. İyiyiz. Arkadaşlarla bir çalışmak. Kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun. Merhabalar. Burada da kafelerimiz var tabii de. Burada kafe yok. Belki var. Sonuçta urbanizm olabiliriz. Merhaba başkanım, hoş geldiniz. Sağ olun kardeşim. İyi, sizden ne haber? İyi günler, afiyet olsun. İyi yorgunluğu çıkarız. Üstün sabit. Üstünde bir şey olmaz abi. Sadece kenarları yani çok. Yine ahşap olarak devam. Yine. Mart 2023'te arıtma testleri bitiyor. Ondan sonra. Evet, 2023 sonu diyelim. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Nasıl keyifler? Teşekkür ederiz vallahi. Sizleri gördük. Hoş geldiniz başkanım. Merhaba. Hoş geldiniz. İyi. Bu çöpüşün çözdünüz mü? Buradaki çöpüşün de bayağı bir ilerleme var. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyi anlatıyorum. Sağ ol. Nasılsınız? Yatırımlar açısından tamamen nüfusa dayalı yatırım geliyor biliyorsunuz veya İller Bankası payı. Bu çok önemli. Şu anda 187.400 olan resmi kayıtlı nüfusumuza nazaran yaklaşık sabit yaz kış 450.000 nüfusa hizmet ediyoruz. Bu konuda ben her gittiğim mahallede önce bir kere bunu gündeme getiriyorum ki Bodrum'da yaşayıp eğer senenin uzun bir bölümünü burada geçiriyorsak o zaman Bodrum nüfusuna kayıt olmaya ya da birinci ikameti daha doğrusu Bodrum'a almaya ihtiyaç var. Bu çok önemli. 25.000'lik yine Nazım İmar planları vardır. O planlarda 325.000 olarak Bodrum'un nüfusu zaten öngörülmüş. Ona göre planlanmış Bodrum'daki yapılaşmalar ama altyapı maalesef aynı oranda gelememiş. İşte şimdi 2022 yılında biz artık dünyanın dijitalleşmeden, uzay çağından bahsettiği bir zamanda hala daha foseptikle, vidanjörle ya da işte elektriksizlikle, susuzlukla mücadele ediyoruz. Yani bu yaşadığımız coğrafya için aslında çok haksız bir durum. Statü. Aslında bu coğrafyaların çok daha önceden turizmle bu kadar iştigal etmiş kentlerin çok daha önceden bu türlü sorunlarını bitirmesi lazımdı. Şu anda yaşadığımız bütün sıkıntıların altında bu yatıyor. Şimdi tabi yaz ve kış dönemi var arkadaşlar. Yazın çalıştık mı
diyor, deniyor ki işte aman bak inşaat olmasın yazın. E şimdi insanlar da tatile gelmiş, evine gelmiş bir aylığına. Bir bakıyor kamyonlar, harfiyat kamyonları, iş makineleri. Ya diyor kardeşim bu ne biçim iş diyor. Tatil bölgesinde olur mu? Ama burada yaşayanlar, işte ben nüfusa kayıt niye söyledim? Burada yaşayanlar, buranın sorumluluğunu üzerinde hisseden insanlar bu konuları anlıyor. Diyor ki ya bu bir yatırım olacak, bitecek ve ondan sonra biz de artık vidanjörle ya da paket arıtmayla uğraşmayacağız. İşte bunu vatandaşta sizler biliyorsunuz. Şimdi bir de böyle bir durum var. Biz o yüzden yaz-kış ayrımını Bodrum'da artık bu 450 bin nüfusla eskisi gibi götüremeyiz. Eskiden sadece işte yazın 1 milyona da çıkıyorduk ama kışın 40 bin nüfusumuz vardı. 40 bin, 50 bin nüfusumuz vardı. Kışın çalışıyordu, yollar yapılıyordu, bir şeyler uğraşılıyordu. Ama artık bu 450 bin nüfusa elektrik yetmiyor ki. Ben nasıl bekleyeyim yani kış gelsin de yatırım yapayım diye. Yaz kış artık bu çalışmalar sürüyor. Bunun da durumu bu. Ama tabii ki bunlar sonsuz değil. Herhalde ebediyete kadar gitmeyecek yani. Şimdi çalışmalar zor. Evin içinde yaşıyoruz ve tadilat yapıyoruz. Düşünün hepimiz burada yaşıyoruz. Evinde tadilat yapıyorsun. Elektrik kesiliyor, söküyorsun, kabloları değiştiriyorsun. Suyun kesiliyor, kırıyorsun duvarları, tuvaletleri kırdın, banyoyu, mutfağı kırdın. Orada yaşıyorsun. Bodrum'un şu andaki hali budur. Birçok bölgede de bu DSİ'nin yaptığı patlayan hatların değişmesiyle ya da patlamasıyla yaşadığımız mağduriyet. Bunlar hep sonuçta belli bir şekilde yatırımın yapıldığına delalet. Şimdi bunlardan dolayı yollarımız bozuldu, kazıldı. Bu güzelim yapılan yollar zamanında hepsi tekrar kötü bir şart duruma geldi. Bunlarla ilgili biz Aydem'le ya da Muski ile zaten Büyükşehir'le koordineli çalışıyoruz. Onların bitirdiği sokaklar, bitirmek derken bakın kazıldı kapatıldı değil. Kazılıyor, kapatılıyor, test yapılıyor. Sonra parsel baca bağlantıları var. Yani sizin abone bağlantılarınızın yapılacağı tekrar kazılar oluyor. Bunlar da yapıldıktan sonra bize teslim ediliyor. Ya da şirket eğer kendisi ihale içerisinde orayı aldıysa, yani asfaltıyla üst kaplamasıyla beraber o yapıyor. Ya da belediyeyle anlaşabilirse ben o zaman toptan yapıyorum. Yani hepsini kazıyorum. Onun kazdığı yeri değil, sadece yama yapmıyorum. Olduğu gibi yapıyorum. Ki bizim hedefimiz bu. Bir an önce artık buradan direkler kalksın. Kanalizasyon çalışmaları, su çalışmaları bitsin. Ben de üst yapımı yapabileyim. Yoksa aksi takdirde yaptığımız her türlü çalışma bir sonraki ay, bir sonraki yıl çöp olacak. Çünkü tekrar kazılıp tekrar yapılma durumları olacak. İşte şu andaki bizim 3 yıldır yaşadığımız, 2019 Kasım'ından 2022 Ekim'ine kadar yaşadığımız süreç bu.